Onun haricinde. Ahmet Nur Çebi'nin de adaylığı söz konusu. Ahmet Nur Çebi tanırım. Aile dostum demeyelim de ama aileler görüşür. İyi adamdır. Namusu temiz adamdır. Tanıdığım için söylüyorum. Sever. Beşiktaş sevdalısıdır. Başarır başaramaz onu. Zaman gösterecek. Başka diğerlerini tanımıyor. Ha şeyi tanıyorum. Serdar Adalı'yı tanıyorum. Serdar Adalı tabii aday olacağı konuşuluyor. Yakışır. Yakışır mı yakışır. Ha, başarır Çetin başarır. Çetin bir yarış olacak gibi. Çetin bir yarış olacak. Bir arkadaşlar var. Tekin. Dursal Tekin Oktay. Onu hiç tanımıyorum. Bir arkadaşımın arkadaşı da iyi adam. Ali Gülçekin'in de aday olabileceği söylenmişti. Ali Gülçekin'in. Olmaz. Ali'yi çok severim ama olmaz. Abi bak oraya gelen adamın parasal gücü olacak. Futbol bilmesinden çok ekonomiyi bilecek. Tabii maddi olarak. Tamam mı? Yani herkes futbolu biliyor. Bir ama şimdi Ali Gültiken geldiği vakit Beşiktaş'ın para problemini cebinden değil ama nasıl ilişkilerle çözebilecek? Kolay işler değil bu işler. Kulüp başkanlığı çok zor işler. Çok ben zor Ali yakışmaz. Ali'den ne olur? Söyleyeyim Ali'yi çok severim. Kardeşimizdir. Ali CEO olur kulübün. Şey gibi olur. Ne bileyim genel menajerlerin üstü bir şey olur. Hocayı getirir götürür. Yönetir. Oyuncu paralar. Yani direkt başkana bak. Bu olabilir yakışır. Zaten öyle de olmalı. Hani futbol şubesi sorumluları bana göre eski futbolculardan olmalı. Evet, direkt başkana bağlanmalı. Onun görevi takımı, futbol takımını sevk idare olmalı. Ya bu sportif direktörden farklı gibi, olarak. Gibi diyelim kabaca. Böyle olabilir. Ama Beşiktaş'ta daha çok sular akar. Ama içimden bir ses. Yıldırım Başkanı Demirören, Sayın Demirören tekrar başkanlığa adaylığını koyabileceği yönünde. Koyarsa da en büyük... Koyarsa %70 kazanır. Ha koymazsa şayet kim kazanır derseniz Serdar Bey o Tekin... Yüksel Tekin Oktay. Tekin Oktay efendim Adalı. Belki Ahmet Murat Aksu, Çebi. Ahmet Nur Çebi bilemiyorum da adaylar çıkar. Bazen belki bunlar birleşirler. Koalisyon. İki başlı olur. İki kutuplu olur. Ortada geçer ama Yıldırım Başkan, Yıldırım Demirören adaylığını koyarsa %60-70 kazanır diye düşünüyorum. Geçti. Ha adaylığını koymalı mı o ayrı bir tartışma konusu. Tabii bu başka bir konu. Beşiktaş camiası Yıldırım Başkan adaylığını kongre değil. Tarafta. 15 milyon. Bu ister mi? Bence hayır. Ama kongre tabii farklı. Ama kongre başkadır, orası başkadır. Devam ettik. Abdullah Avcı çok tartışılıyor. Trabzonspor deplasmanında 4-1'lik mağlubiyet aldılar. Bugün de bizim programı şu an çektiğimiz dakikalar öğlen saatleri Perşembe günü. 8 saat sonra maç var. Wolverhampton maçı var. Tabii daha işte. Oynanmadı. Şimdi Abdullah Avcı'yla bir kere yemek yedik. Tanırım, severim. Başarılı da olmuş. Başakşehir'i yaratan adam diyelim kabaca. Göksel Başkan'la birlikte Gümüşdağ'dır onun arkasındaki aslında güç, ona o alanı sağlayan, veren, gücü veren, parayı veren, imkanları veren. O çalışma rahatlığına sunan. Tabii ki. Göksel Başkan aslında Abdullah Avcı kadar bu Başakşehir mimarisinin oluşumunda başrol oyuncusudur. Hatta belki Abdullah Avcı'dan da çünkü direndi, onu getirdi, inandı, destek verdi, para imkanları yarattı, oyuncu aldırdı, verdi filan falan. Peki Abdullah Avcı hayatının ilk defa çok büyük bir camiaya kabul edebiliriz ki seyircisiyle, geçmişiyle Beşiktaş, Başakşehir'den kat be kat right. Büyük bir camia. Başakşehir belki 100 yıl sonra Beşiktaş kadar görmeyiz o başka, o başka. Beşiktaş'a geldi ve çok kötü başladı. Eğer bir şey kötü başlıyorsa, istediğim kadar ben hatalı değilim de bütün fatura sana çıkar. Ve mutlaka da hatam vardır. Ya transferlerde hatam vardır, ya oyun şablonunda, ya antrenman fizyolojisinde, ya taktik anlayışında, ya teknik anlayışında, ya oyuncu motivasyonunda, ya oyuncu pedagogik. Bir yerde bir eksik var. Bir yerde eksik. Çünkü niye? Beşiktaş tarihin belki de en kötü başlangıçlarından birini yaptı. Bir, 30-40 yıldır en kötüsü. Her deplasmanda korkunç goller yedin. Hepsi ve goller yediğin takımlar gerçekten Trabzon hariç sıradan takım. Gaziantepspor belki de küme düşecek. Düşmesinler. Ama 3 yedin. Gittin Trabzon'u saymıyorum. Gittin bir yerlerde goller Sivas'ta yedin. Sivas'ta 3 yedi. Sivas'ta 3 yedi. Mütevazi bir takım. Bratislava ne ya? 4. Bizim ligimizde düşmeme oynar. Vallahi ilk 5'e falan giremez Slovan Bratislava. Bence de giremez. 4 tane yedin ve 90-91'de yedin mağlubiyet gollerini. Şimdi bunlar çok ciddi travmalar. Ve işin kötüsü şu. Bu gece, yani biz bu programı Perşembe öğlen çekiyoruz. Bu gece Wolverhampton çok iyi. Wolverhampton bir İngiliz takımı sonuç olarak. Çatır çatır oynayacak. Seni yenersen olacak. UEFA'dan çıkamazsın. 2'de 2 mağlubiyet. Tabii. Bir de Alanya maçı var. Hafta sonra. Hafta sonu Alanya geliyor. Türkiye'nin lideri. Bir de oraya takıldın ne olacak? Zaten iç karışıklık. Zaten Fikret Başkan bırakmış gibi ne olacağı belli değil. Abdullah Avcı'yı seyirci tutmaz. Gönlüm ister mi asla? Abdullah Avcı'yı çok severim bak. Ersun Hoca'dan da fazla severim. Fatih Hoca'dan da fazla. Fatih Hoca'yı çok severdim. Ama şu an için konuşuyorum. Fatih Hoca'dan da fazla severim.
Aykut Hoca'dan da fazla severim. Şu anda sevdiklerim babalar. Biri budur. Abdullah Avcı. İki Ünal. Ünal diyorum çünkü o benim kardeşim beraber neredeyse büyüdük. Üçü onun yıllarca o futbolcuyken büyürken ben de hakemken büyüdüm. Sonra o futbolu ben hakemliği bıraktık. Şimdi onun için Ünal demeye şansım var. Kardeşimizdir. Çok sayarım ve severim Ünal'ı. Ünal Hoca'yı. Onu çok severim. Ama ben bu insanları sevdiğim için bunlar şampiyon olsun sevim öyle bir haksızlık yapmam. Ama onların başarılı. Yani sevmediğim adamın da başarılı olmasını isterim. Şimdi ben Aykut Kocaman'la problem yaşamışım, yaşıyorum. Konya'da başarılı olsun. Keşke şampiyon olsunlar, kutlayalım. Kötülüğünü istemek başka bir şeydir. Sevmek, sevmemek başka. O durum başka bir şeydir. Ha başka bir şey. Aşı var. Çok severim ama Abdullah Avcı yarın yanlış yapsın. En ağır ben eleştiririm. Söylüyorsun zaten. Bırak git derim. Ha şu anda bırak git demiyorum. Asla. Ama şunu diyorum. Hoca. Yanlış Abdullah Hoca. Birkaç daha böyle bir olumsuz olaylar da baban kulübün sahibi olsa seni tutamaz orada. Taraftar var orada. Beşiktaş taraftar. Sen zaten kalamazsın. Üzülürsün. Kolay değil şu anda Abdullah Avcı. Bak şimdi birazdan şu anda kamptalar. 8 saat sonra maça çıkacaklar. Ve zor maça çıkacaklar. Rakip böyle Bratislava'nın 3 katı falan ha. Premier vurdu sana ne yapacaksın? Hır başladı İstanbul'da. Bir de Alanya maçı var. Avcı istifa falan. Öfkelenmelenme. Paralar nerede? Orman. 3 gün sonra şey geliyor. Alanya. Alanya boru değil. Çok iyi. Türkiye'nin lideri. İyi takım. Bir de onu yenemedi. Beraber ümit edelim. Yenildin. Bir de lig sonuncusu oluyorsun ha. Tabii. Yani o Gençler yani. Birliği falan kazanırsa ya sonuncu ya sondan bir... Seni kim tutar? Bak Sayın Cumhurbaşkanı talimat verse tutamazlar. Yani Türkiye'nin bir numarası. Kulübün sahibi babası olsa Abdullah Hoca'nın tutamazlar. Kalamaz. Kusura yapmasın. Devam ettik. Buyurun. İbrahim Üzülmez demiş ki İyi açıklamada bu. bulunmuş. Tabii şimdi Abdullah Avcı'nın durumu tartışılıyor. Sergen Yalçın ismi de çok gündemde. Beşiktaş'taki yeni antrenör adayı olarak. İbrahim Üzülmez demiş ki Beşiktaş'ı talibim. Sergen'e golleri hep ben attırdım. Sergen 15 senede 150 maç oynadı. Ben 5 senede 150 maç oynadım. Sergen'den yakışıklıyım. Sergen benden kötü giyinirdi. Roberto Carlos da kavisli orta kesemezdi demiş. Bunu İbrahim demişse sıçmış. İbrahim Üzülmez tatlı çocuktur. İyi de futbolcuydu. Yıllar oynadı. Beşiktaş'ta da oynadı. Şehirde de oynadı. Milli takımda da iyi futbolcuydu. Beyefendiydi sahada. İstikrarlıydı. Ama gerçekten kendini Beşiktaş hocalığına layık görüyorsan ki olabilir. Ben asla layık değildir demem. Talip olduğunu söylüyor İbrahim Hoca. Talip olurken böyle olma. Sergen'den daha yakışıklıyım. Sergen'den iyi giyinirim. Ben 150 maç oynadım. O 750 maç. Bunlar yok böyle bir şey. Tabii yani teknik direktör olarak yaptığını ama. Şimdi o diyecek ki ben bunu espri bağımında söylüyorum ama olmaz. Beşiktaş hocalığına talipsen bu şekilde Sergen gibi bir Beşiktaş efsanesini rencide edip aşağı alarak yaparsan seyirci sana kafa... Stratejik olarak da doğru davranış değil. Şimdi Beşiktaş seyircisi diyor ki hadi ya diyor sen benim efsanemi niye aşağıladın? Strateji ve aklı çok Sergen'in daha çok sevdiği ortada tabii yani şimdi genel olarak haklı olarak. Belki de Sergen'den Beşiktaş'a daha iyi fazla belki hizmeti vardır. Daha fazla maç oynamıştır. Milli takımda daha fazla maç oynamıştır. Daha kaliteli futbolcu değildi. Sergen Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 5 takımları farklıydı. Ama her doğruyu söylediğim vakit bak her doğruyu her yerde söylemem. Beklentim yok. Ben köküne kadar konuşurum. Yılda 20 yıldır. Kralına. Çünkü beklentim yok. MHK başkanı olayım diye beklentim olsa hakeme sallayamam. O kulübün idarecisi olayım. Hakemliği bıraktıktan sonra desem o kulübe sallayamam. Ama sen beklentin böyle... yoksa bir beklentin var senin talibim diyorsun. Ama böyle söylüyorsun. Böyle söylersen daha kafadan kaybediyorsun oyunu. Değil mi İbo? Severim daha İbrahim'i. Devam edelim. Neymiş? Hocam Londra'da bir gece yaşandı, bir maç yaşandı. 7-2. 7-2 Bayern Münih Tottenham'a acımadı. Çok şaşırtıcı bir sonuç. Şampiyonlar Ligi tarihinin kuvvetleri birbirine bu kadar yakın. İki takımın, ya Tottenham deyip geçme ya, geçen sene finalisti. İngiltere Ligi'nde şu anda hep domine edecek 5-6 takımdan biri. Belki şampiyon olmayacaklar ama domine edecekler sürekli. Bayern Münih gibi, kendisine yakın, kendisinden biraz da güç ama iki dev bu. Yani şu yok, bir zamanlar şey oynuyordu, Apoel Nicosia oynuyordu. Bayern Münih 19-0 yerse bu çok önemli bir şey değil. Tottenham'ı yani. Londra'da 7-2 yenmek Şampiyonlar Ligi tarihinin en efsane ve sıra dışı sonuçlarından biri. Ben kupayı istiyorum demek. Demektir bir de yani çok hiç. Maçı da izledim hocam hakikaten. Bak, Bayern Münih'in Tottenham'ı yenme sürpriz değil. O 7-2 yani. Ama 7-2 tuhaf bir skor. Sebebi belli. İçeride bir
Onu da geleceğiz. Afşin Çikitane vaziyetler olmuş. Oğlunun karısını mı atlamış? Oğlunun karısını mı yakalamış? Ne yaptı tam bilmem. Sevmem de bu işleri. Bir sonrasında gelecek o da. Ya duyduğum şeyleri söylüyorum. Ben sana ilgilenmem bu işleri. İddiayı anlatacağım. Gelişmeleri de aktaracağım. Geçtik.